Evet, bugün radye temel çizeceğiz. Çok yüksek yapılarda, zemini kötü olan yerlerde, daha çok yük binen yapılarda kullandığımız temel türü. Şantiyelerde de çoğunlukla mimar olarak bu tür temelleri göreceksiniz. Yapının altında boydan boya giden dikdörtgen bir betonarme kütle olduğunu düşünün. Radye temelin mantığı bu. Yani kolonlarımızın altında boydan boya giden bir betonarme, demirli beton kütlesi var. Kolonlarımız verilmiş. Kolonlarımızın ölçüleri belli. Burada dikkat etmemiz gereken ana konulardan bir tanesi, kolonların hepsine mutlaka bir numara verilmiş ve hepsine ölçü yazılmış. Mesela A ve B aksında kolonlar çok yakın olduğu için kolonlar birleştirilmiş. Bu tür yerlerde şaşırmayalım. Bütün kolonları aynı ölçüde vermek zorunda değiliz. Farklı kolonlarımız var. Örneğin 30'a 50 kolonumuz var. Örneğin 30'a 60 kolonumuz var. Örneğin 30'a 180 kolonumuz var. Kolonlarımızın da deprem yükünden dolayı farklı yönlerde olduğunu görüyorsunuz. Bir de aks sistemine dikkat edin. Bazı yerlerde kolonların ortasından değil de kenarlarından geçtiğini de görebilirsiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Mesela hangi ölçü sistemi verildiyse onun üzerinden gitmekte fayda var. Şimdi bu verilen krokiye göre bir radye temel nasıl çizilir? Tekil temelde de görmüştük. Kolonumuzun en dar kenarından hesaplamaya başlıyorduk. Sömellerimizi hatırlarsınız. Sömellerimiz minimum %100 cm'ydi. Dolayısıyla kolonumun en dar kenarını alırsam, 30'a 50 ise eğer bu kolonum, en dar kenarı 30 ise 100 cm'e 70 cm kalıyor. Demek ki ben bu kenardan 35 santim alıyorum. 35 santim çiziyorum. Bütün kenarlardan 35 santimimi çiziyorum. Ve bu 35 santimleri olduğu gibi şimdi bakın böyle etraftan 35 santimleri böyle birleştireceğim. Yani 100 santime 100 santim gibi düşünün sömelimin kenarını. Ben bütün bu sömelleri arkadaşlar birleştiriyormuşum gibi düşününüz. Şimdi başlıyorum. Tabii benim yaptığım ölçeksiz. Yapımın etrafı arkadaşlar radye temelimin sınırları oluyor. Hepsinin etrafından bakın böyle 35 santimeye çizeceğim. Ama nereye kadar? Dikkat etmem gereken bir nokta var. Burada iki tane kolonum yok. Bazen kolon olmayan yerlere kolonlar da ekleniyor. Unutulmuş gibi düşünülüyor. Tabi unutulmamış. Burada ya bir farklı yapı vardır veya burada farklı bir şey vardır. Yani radye temelimiz dikdörtgen ya da kare olmak zorunda değil. L şeklinde veya farklı formlarda olabilir. Sonuç olarak kenarlardan 35 santim aldığımı düşünürseniz, tabi bu ölçüler değişebilir, onu da söyleyelim. Böyle göz kararı yapıyorum fakat siz bunu ölçekli yapacaksınız. Küçük gönyemizle çizebildiğim kadar çizmeye çalışıyorum. Radye temelimi çizdim. Peki biz tekil temelde, radye temel dışındaki daha önce çizdiğimiz tekil temelde bağ kirişleri de koyuyorduk. Burada bağ kirişleri nerede? Burada bağ kirişi yok. Zaten temelin kendisi bağ kirişi. Ama bu kirişsiz bir temel şekli, kirişli temel de olabilir. Eğer sizden öyle isteniyorsa yine kolonlarımızın arasına kirişleri, istenen yerlere yine koyacağız. Şimdi bundan sonra üzerine işlemem gereken kısımları işleyeceğim. Ölçüler aksan aksa verildiği için İki taraflı ölçü verdim. Tabii siz dört taraflı ölçü verin. Bazen şunları duyuyoruz. Şunun ölçüsünü vermesem olur mu? Veya bütün kolonlara yazmasam olur mu? Veya bir kenara bir ölçü yazmasam olur mu diye duyuyoruz ama imalat zamanında emin olun ki yazmadığınız en ufak bir detay bile şantiyede imalatı gerçekleştirecek mühendislerin kafasını karıştırıyor. Nasıl biz okulda çizim yaparken bazen kapı pencereleri unutuyoruz veya herhangi bir katta hep çizdiğimiz bir şeyi unutuyoruz. Fakat önemsiz gibi görüyoruz ama işte imalat zamanında bunlar çok önemli hale geliyor. O yüzden hatalar hep olabilir. Bu hataların önüne geçebilmek için verebildiğimiz kadar ölçü verelim, bilgi verelim. Kolonlarım taranacak. Tabii teknik resim kurallarına göre bunlara dikkat edeceğiz. Ben şimdi elimle çiziyorum. Siz bunları teknik resim kurallarına göre tek tek çizeceksiniz. Ben birkaç tanesini çizeyim. Diğer ölçüleri vereceğim. Örneğin burada aksan aksa ölçüler verilmiş. Tamam, biz de ona göre yaptık. Fakat kenarda kalan parçalar var. Yani kolonun dışında kalan diğer ölçü nedir? Şuradan kalan ölçü nedir? Veya en dıştaki radye temelin kalan ölçüsü nedir? Burada kolonun dışında kalan ölçü nedir? Radye temelin ölçüsü nedir? Bunların tek tek hepsini yazacağız. Bu taraftan dikkat edeceğimiz konu, bu kısımda iki ölçü çizgisi bize yeterli olacaktır. Bir ölçü çizgisi daha koyacağım. Tek ölçüyü vereceğim. Burada bir kontür var. O yüzden 3 ölçü versem daha iyi. Burada da yine fazlalıkları ölçü çizgisi üzerinde yazacağım. İkinci çizgime bu kısmı ve bu kısmı ve üçüncü çizgime de en dıştaki ölçüleri vereceğim. Tek tek kolonların yanına ölçülerini yazacağım. Ölçüler verilirken küsuratlı ölçüler kullanmamaya dikkat edelim. Yani 543.50, çünkü imalat zamanında böyle küsuratlı ölçü yapabilmek çok zor. Ölçüleri çift yönlü verelim. Elimize göre karşımıza gelen kısma
ve sağdan baktığımız gibi iki yön, iki yön şeklinde verelim. Harflerimize ise tek yönlü verelim. Kağıdı ya da paftayı düz koyduğumuza göre buraya koyduğumuz bütün harfleri olabildiği kadar tek yönlü verelim. Bunun dışında radye temel kullanıldığında yapımızın altında bodrum eğer varsa bunlar önceden verilmiştir. Demek ki bodrum duvarlarımız toprak altında kalacak. Çeşitli sebeplerden dolayı, işte sudan dolayı, toprağın yükünden dolayı bodrum duvarlarımızı tuğla veya başka malzemeden yapamayız. Bunlara da perde duvar, demirli beton yapmak zorundayız. O zaman eğer onlar bizden istendiyse, deniyorsa eğer onları da bu planda göstermek zorundayız. Ne yapalım? Kolondan kolona toprak altında kalan kısım perde olacağı için yine bunları beton taraması şeklinde tek tek gösterelim. Bütün etrafına böyle bodrum toprak altında kalan bütün kısımlara siz böyle tek tek başlayacaksınız. 30 santim olacak şekilde, biz 30 santim dedik ama size baştan ne verildiyse ben böyle göz kararı çiziyorum. Siz bunları betonarme duvarlarımda taranacak. Bir yere kot vereceğiz. Şu an ben ölçüyü bilmiyorum ama eksi olduğunu biliyorum. Kesit çizdikten sonra bu kot ölçüsünün de ne olduğunu anlayacağım. Bunun dışında bir kesit yaptım. Kesit çizdik. Kesitin nereden verildiğine mutlaka dikkat edin. Neyi kestiğimize dikkat edin. Ben burada kolonu kesmişim ama burada kolon kesilmiyor herhalde. Aslında daha doğrusu yandan o kısmı da işaretleyeyim. Çünkü bazen kafamız karışıyor. Dolayısıyla hangi eleman kesite girmiş, hangi eleman görünüşe girmiş bunları mutlaka kesite göstermemiz lazım. Bu bizim radye temel çizimimiz. Altına da mutlaka yazacağız. Radye temel planı 1/50 yazdım. Duvarların dışından veya ortadan şu an benim verdiğim gibi verebilirim ama kenarlardan ölçü verildiğinde bazen sahada imalat esnasında hangi kolonun dışarıdan, hangisi içeriden veya içerideki kolonların neresinden bazen kafalar karışabiliyor. O yüzden sanki aks sistemi bana daha mantıklı gibi geliyor. Eğer dilatasyon olacaksa yapımızda, dilatasyon olduğu yerde örneğin mesela şurada bir dilatasyon yapacağız. O zaman boydan boya bütün bu radye temelimizi de keseceğiz. Yani şuradaki kolonlar ayrı. Ondan sonra sanki yeni bir radye temel başlıyormuş gibi olacak. Bunu unutmayalım. Arada boşluk olacak. Artık ne kadar verilecekse bu şekilde sıfır yapılmayacak. Veya temelimizin içinde bir asansör boşluğu olacaksa onun içinde yeni bir boşluk bırakacağız. Onu da buraya işleyeceğiz. Yani asansör boşluğu veya dilatasyon olacaksa buraya işlenecek temelimize. Kesit alırken de lütfen dikkat edelim. Ne taraftan kesit alıyorsak o tarafa bakarak kesit alalım. Yine plan çizerken binanın yan tarafında bir bitişik nizam yapı varsa ona dikkat edelim. Bir temel çizdim ve yukarıdan aksları indirerek radye temelimi çizmeye başladım. Kesitte nokta nokta olarak geldiğim yerler kolonlarımın akslarını gösteriyor. Mutlaka bu radye temelin derinliği bir yerlerde 50 santim diyelim. Bu ölçüler kesin ölçüler değil. Binanın yüksekliğine, yaptığınız yapının statik ağırlığına ve başka sebeplere bağlı olarak radye temelimizin derinliği değişecek. Radye temelimizin altına 10 santimlik bir grobeton koydum. Yine bu taramaları normal teknik resim kurallarına göre yapacağız. Kolon akslarımdan yukarıya doğru da kolonlarımı çizeceğim. Bazı bilgilerin en başta verilmesi lazım. Mesela radye temel yüksekliğini 50 santim. Bodrum varmış yapımızda ve bodrum yüksekliğinin de eşittir 280 santim olarak bize verildiğini düşünelim. Öyle verilmiş olsun. Evet, kesit çizerken dikkat edeceğimiz ilk nokta nereden kestiğimize dikkat edelim noktası. Burada iki tane yerden kesmişim. Biri kolonu kesmiş, biri de duvarı kesmiş. Diğer tarafta ise duvarımız ya da daha doğrusu duvarlarla beraber radye temelimiz görünüşe giriyor. Ben şimdi keste giren yerden duvarımı çiziyorum. Yükseklik de zaten verilmiş bize 280. Bodrum yüksekliğimiz, duvarımı çiziyorum. Duvar kalınlığım 30 santim olacak şekilde çiziyorum. Burada neyi kesmişim? Burada da duvarı kesmişim. Duvarımı çiziyorum. Keste giren duvarımı. Nereye kadar? Yüksekliği 280 olacak kadar. Bunu şimdi bir yerden kapatayım. Sizler tabi ölçekli çizeceksiniz. Tabi en başta buraya döşeme yüksekliği verilsin. H eşittir. Ne diyelim? 15 santim olsun. Evet, yani şu kısım 15 santim oldu. Şimdi ben burada neyi kestim? Buradan kolonumu kestim. Buradan neyi kestim? Duvarımı kestim. Ama burada bir şey kesmedim. Bu kısımda görünüşe girdi. Dolayısıyla kestim, biraz düzelttim. Çünkü nereden kestiğim çok önemliydi. Radye temelimi burada tarıyorum. Altta grobetonum var. Grobetonumu taradım. Daha sonra burada neyi kesmiştim? Burada bakın tam kolonu kesmişim. O zaman kolonumu da tarıyorum. Burada neyi kesmişim? Burada betonarme duvarımı kesmişim. Üst katlarda olsaydı bu tuğla duvar olacaktı. O zaman taramaya bu şekilde olmayacaktı. Döşeme 15 santim verilmiş. Onu da tarayayım. O da betonarme. Peki burada bir çizgi, burada bir çizgi var. Bu çizgi arka taraftaki şu kolonun köşesi görünüşe girmiş. Bu çizgi de yine arka taraftaki kolonun uzaktan görünüşe giren kısmı. Peki bu kısım niye böyle? Ben burada topraktan kestim. Burada bir temel yok. O yüzden dış kontürü göreceğim. Dış kontürümde tabii şurada şu temelin, radye temelin şu dış çizgisi var.
O çizgiyi çizdim. Sol tarafta da en dıştan giden duvar yukarı kadar gidiyor olduğu için dış kontürü çizdim. Döşememin de üst çizgisi var. Orada kesite giren bir şey yok. Kesite hep sağ tarafta kaldı. Elbette burada betonarme betonunun tarama şekliyle, teknik resim yine, grobetonun tarama şeklini onları farklı tarayın. Yan tarafta böyle boşluk bıraktım. Neden? Burası çalışma payı. Hatta kara kalem isterseniz, bu 50 santim olduğuna göre. Bu neden böyle yaptık? Burası burada çalışacak personelin çalışma payı. Toprağı kazdım. Hafriyatı neden böyle eğimli yaptık? Yukarıdan toprak düşmesin diye. Bunun eğimleri var. Başlayacağız her tarafa ölçü vermeye. Ölçüleri lütfen düzgün verelim. Bütün görebildiğimiz ölçüleri verelim. Ne kadar çok ölçü verirsek o kadar iyi. Ne demiştik? 50 santim burası. Döşememizde ne demiştik? Şurası 0,0 artı eksi 0,0 olsa bizim döşeme yüksekliğimiz 2,80'di. 2,80 burasıysa, ben böyle bir hesap yaptım ama yanlış da olabilir. Siz doğru hesabı yapın. Benim radya temelimin zemini eksi 2,45. Radya temelin alt kısmı 2,95. Bodrumun da en alt kotumuzda eksi 0,35 olduğuna göre bunları yazdım. Siz bunları hesaplayın. Burada benim dikkatimi çeken radya temelin üst kısmı eksi 2,45 ise, bu 2.45'i aldım. Planda bir kod koyacağız demiştim, dikkat ederseniz. Oraya eksi 2.45 kodunu yazdım. Kodları yazdım. Bu kodlar önemli. Bunları aynı hizada yaparsanız tabii daha da güzel olur. Yukarıdan belli bir noktadan itibaren kestim. Bizden ne isteniyorsa ona göre. Daha çok isteniyorsa, yani yukarı doğru gitmemi isteniyorsa, daha çok yukarıda gitmem lazım. Yani diğer kod şeyleri yazmam lazım. Tabii içeriden de bir ölçü verebilirim istersem. Ne kadar çok ölçü verirsem o kadar iyi. Burası ne demiştik? 2.80. Yazalım 2.80. 15 santimde döşeme yüksekliğim. Tabii radya temelimizin kesidini bu kadar basit zannetmeyin. Daha sonra bunun her tarafına yalıtım yapacağız. Borçlama yapacağız. Bunlar için de farklı farklı yine beton katmanları, yine yalıtım katmanları gelecek. Bodrumu ısıtacaksak ona göre farklı bir ısı yalıtım katmanı gelecek. 1-1 kesiti ölçek 1/50. Bunu da yazdım. Bizden ne kadar isteniyorsa detay vereceğimize göre. Biz burada bodrum kullandığımız için, bakın zeminimizde burası, sıfır kotunu görelim. Bizden bodrum istenmiş. Eğer bodrum istenmeseydi o zaman radya temelimizi zemin kotundan en az 80 santim, hadi 1 metre diyelim, 1 metre aşağıda yapacağız. Don seviyesinin altına düşüreceğiz. O zaman benim radya temelim burada olmayacak da şuralarda bir yerde olacak. Arada 1 metre boşluk bırakalım zeminden. İşte o boşluğu da toprakla dolduracağız. Evet, bu konuyla ilgili son olarak şunları söyleyebilirim. Burada zemin çizgimizi koyu çizelim. Neresi zemin çizgisi belli olsun. Kodlarımızı aynı hizada düzgün verelim. İç ölçüleri verelim. Kesite giren yerleri tarayalım. Elbette daha sonra buraya yalıtımlar gelecek. Sonraki ödevde diyelim işleyeceğiz. Bu arka taraf, arkada kalıp görünüşe giren kısımları kesit ve görünüşlerimizde şöyle 1 milim sıfır bağlamayıp 1 milim boşluk bırakırsak bu kısmın arkada olduğunu hissettirmiş oluruz. Larımızdan geçen numaralarımızı yazdık. 1, 2, 3. akslardan geçtiğini gösterdik kolon akslarının.